Merhaba arkadaşlar. Cam ocaklar gazlı ve elektrikli olmak üzere ikiye ayrılır. Gazlı ocaklara sert cam ocaklar denir ve en çok tercih edilen model sert cam ocaklardır. Ben de evimde sert cam ocakları kullanıyorum, gazlı tipini. Elektrikli olanlar ise seramik cam ocak ve indüksiyonlu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gaz cam ocaklar zaten birçoğumuzun evinde yoğun şekilde kullanılıyor. Kafamızı karıştıran şey elektrikli ve indüksiyon ocakları birbirinden ayıran farklar nelerdir? Videomuzda bu konuyu ele alıyoruz. Seramik cam ocaklarda yuvarlak bir kadran içinde bu rezistans tellerin kızardığı görülür. Ve ocak açıldığında öncelikle bu yuvarlak kısım ısınır. Daha sonra tencere veya tava ısınır. İndüksiyon ocaklarda ise camın altındaki bir elektromıknatıs manyetik alan üretir. Ocağın üzerine kap konulduğunda devre tamamlanır ve kabın metal gövdesi bu manyetik alandan enerji alarak ısınır. Böylece ısı ocağın yüzeyinde değil doğrudan kabın içindeki yiyecekte üretilmiş olur. Elektrikli ocaklarda ısı rezistans aracılığı ile cam yüzeyine, buradan da üzerindeki tencereye aktarıldığı için ısı kaybı fazla oluyor. Bu da indüksiyon ocağı göre daha geç pişirme ve enerji sarfiyatı demektir. İndüksiyon ocaklar elektrikli ocaklara göre %50 daha çabuk ısınır. Örneğin 1 litre suyun kaynama süresi 2 dakika civarındadır. Bu bakımdan para ve zaman tasarrufu muhteşemdir. Birçok kişi eski ısıtma sürelerine alışık olduklarından yeni bir indüksiyonlu ocak kullandıklarında bu pişirme sürelerine alışkın olmadıkları için sorun yaşıyorlar. Yemeklerinizi çok kısa sürede pişirdiği için elektriği %85-90 oranında verimli kullanmış olursunuz. İndüksiyon ocak ile klasik bir cam üstü elektrikli ocağa tepeden baktığınızda ikisi arasında fark yokmuş gibi gözükür. Aslında görünüş olarak benzerliğe sahip olsalar da asıl fark indüksiyonlu ocaktaki elektromanyetik alan bir ışıma oluşturmadığından açık olduğunu anlayamayız. Klasik bir elektrikli ocağı çalıştırdığımızda yüzey ısınır ve baktığımızda kızaran teller görürsünüz. Fakat indüksiyon ocaklarda fiziksel olarak sıcak bir yüzey ya da üstten baktığımızda görülen kızarmış teller gözükmez. Bu nedenle temkinli hareket etmek gerekir. İndüksiyon ocaklarda elektromanyetik ısıtma söz konusu olduğu için maalesef her tencereyi bu ocaklarda kullanamazsınız. Döküm veya granit tencereleri kullanabilirsiniz ama onun dışında eski nesil klasik tencereleri kullanamazsınız. Bunların tencereleri özeldir. Tencerenin indüksiyonlu ocağa uygun olup olmadığını arkasındaki bu indüksiyon işaretinden anlayabilirsiniz. Ancak bu semboller belki kafanızı karıştırabilir. En basit ve kesin çözüm böyle kuvvetli bir mıknatısı elinize alıp tencerenin üzerine değdirmektir. Kuvvetli bir çekim hissediyorsanız bu tencere indüksiyonlu ocaklarda kullanıma uygundur. Evlerimizde kullandığımız diğer tencereler, tavalar her ne kadar 18-10 inox gövdeye sahip olsa da altları genellikle alüminyumdur ve mıknatıs çekmez. Yan gövdelerini çekebilir, çok hafif manyetizma olabilir ama altları çekmez. Dolayısıyla bunları indüksiyonlu ocaklarda kullanamazsınız. Alırken bir de alırken her tencerenin veya tavanın mıknatıslanma yeteneği birbirinden farklıdır. Ona göre de fiyatları vardır. Alırken buna da dikkat etmeniz gerekir. İndüksiyonlu ocaklarda tencereyi ocağın üzerinden kaldırdığınızda ocak otomatik olarak kapanır. İndüksiyonlu ocakların üzerinde manyetik olsun ya da olmasın herhangi bir mutfak gerecini, çatal, kaşık, bıçak olabilir. Bunları yanlışlıkla koyduğunuzda yeterli alan büyüklüğü algılanmadığı için bir emniyet faktörü olarak ocak çalışmaz. İndüksiyon ocaklarda yemek taştığında ya da cama sıçradığında dökülen gıda orada yanmaz. Tencereyi kenara çekip alanı silebilirsiniz. Ancak tencere kendisi ısındığı için altındaki camı da ısıtabilir. Bu sebeple dikkatli silmek gerekir. Yoksa cam veya dökülen yemek ısınmaz. Eliniz değdiğinizde de cam yüzeyi de eliniz yanmaz. Bir diğer önemli konu ise her ocakta kullanılan cam kalitesi farklıdır. Kiminde cam yüzeyi sert, kimisinde ise çok sert olabilir. Çok sert yüzeye sahip olanlarda temizlik sırasında öyle kolay kolay çizilme olmaz. İndüksiyon ocakların camları darbelere karşı nispeten diğer cam seramik ocaklara göre daha hassastır. Markaya ve modele göre elektrikli ocaklarda cam kısmı cam seramik, kristal cam seramik veya vitro seramik gibi türleri vardır. Ya da artık premium bir ürün isterseniz Şatseren logosunu görüyorsanız oldukça sağlam bir ocağa sahipsiniz demektir. Şatseren ocaklar darbelere ve termal gelinleşmeye olağanüstü dayanır. Termal gelinleşmesi sıfırdır. Ocak yüzeyi sıcakken soğuk bir şey dökülse diğer ocak camları tuzla buz olurken seren camlara kolay kolay bir şey olmaz. Üzerine bir cisim düştüğünde de esneme kabiliyeti çok yüksektir. Tabi ancak bu ocak camları da pahalıdır. İndüksiyonlu ocakların dezavantajlarına gelirsek elektromanyetik yapısı nedeniyle kalp pili, işitme cihazı gibi cihazlar kullanan kişilerin çok yakınına gelmemesi hatta bu ocak tipini kullanmaması tavsiye edilir.
İndüksiyonlu ocaklarla ilgili yapılan radyasyon çalışmaları henüz çok sınırlı sayıdadır. Ben bu konuda tam net bir bilgiye ulaşamadım. İndüksiyon ocaklarda oluşan manyetik alanın etkisi diğer elektrikli ev aletlerinin çalışmasında da olumsuz bir etkiye sahip olabiliyor. Bu sebeple diğer cihazlardan uzak bir mesafeye yerleştirilmelidir. İndüksiyonlu ocakların kullanımı sırasında bobinleri soğutan fanın bir gürültüsü oluyor ve indüksiyonlanma sırasında da ocak bir uğultu oluşturuyor. Bu da daha yüksek ısı ayarları kullanıldığında daha yüksek ses çıkarabilir. Alırken bu konuda da bilginiz olsun. İndüksiyonlu ocaklar elektrikli ocaklara göre daha pahalıdır. Ancak enerji ve zamandan edeceğiniz tasarruf bu maliyete değer mi, buna siz karar vermelisiniz. İndüksiyon ocağının marka, model ve teknik özelliğine göre çapı 12 cm'den daha küçük kapları tanımayabiliyor. Yani işte bir cezvede bir yumurta kaynatayım derseniz cezvenin çapına göre bazı ocak modellerinde çalışmayabilir. Hem küçük kapları kullanmak için hem de eski nesil tencereleri kullanmak için üretilmiş olan bu aparat ile bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Fotoğrafta gördüğünüz gibi metal altlığı cam yüzeyi üzerine koyup üzerine indüksiyon ocakla uyumsuz olan tencerenizi koyup ısıtabilirsiniz. Bu durumda bir parça ısı kaybı olsa da uyumlu tencere alış maliyetinden kurtulmuş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Ağırlıklı olarak elektrikli cam ocaklar ve indüksiyonlu ocaklar hakkında verdiğim bilgilerden umarım fayda bulursunuz. Kanalıma destek olmak isterseniz katıl butonuna tıklayarak hem bana destek olabilir hem de başka ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.